Selam millet, Dedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Scrap mekanik oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, geçen bölümümüzde mükemmel üssümüzü görmüştük. Mükemmel üssümüzü daha da mükemmelleştirdim. Şuradan çıkıntıyı biraz yana doğru aldım çünkü şu asansöre çarpıyordu. Asansörün yanında gördüğünüz gibi tahtalarla şöyle ek bir kısım yaptım. Böylece arabalarımız artık asansörden düşmüyor ama ilginç bir şey oldu. Asansörü aşağı kadar indirdiğimizde asansörümüz yere değince gördüğünüz gibi oyun artık hareket edemez. Olayı bitmiş bir hal alıyor. Şuradan hemen arabamı alıp dışarı koyuyorum. Ondan sonra hızlıca asansörümü geri gönderiyorum. Asansör yukarı çıktığı zaman hiçbir sorun yok. Asansör yukarı çıkmaya başladığı zaman hiçbir sorun kalmıyor. Her şey mükemmel. Dediğim gibi oyunda her şey anlaşılır değil. Bazen anlaşılmaz olaylar olabiliyor, gerçekleşebiliyor. Geçen videomuzdan beri tarım yaptım. Buraya saldırdılar. Efendim parçaladılar. Ben burayı düzelttim. Onlar parçaladı. Gittim biraz etrafta gezi yaptım. Parçalar bir şeyler topladım ben de. Komponentler topladım. Şimdi geçen videomuzda yaparız dediğimiz şeylerden ilkini ben yaptım, size hemen onu göstereyim. Şu köpükleri geçen sefer biliyorsunuz birlikte yapmıştık. Şu köpükler. Şu geminin de bir kısmında kullandığım ama bu gemi çok büyük olduğu için şöyle alttan doğru göstereyim size. Hani bu dev gibi bir gemi. Bu arada o sağda solda çıkan gereksiz yaratıklar fıtı fıtı vurarak bu gemiye bayağı hasar vermiş. İki roketle yönlendiriyordum bu gemiyi de ama aşırı büyük olduğu için gemi biraz yavaş gidiyordu. Çok benzin harcıyordu. Onun yerine tamamen köpükten şuraya da bakın dandik kalitesiz bir tane. Gördüğünüz gibi liman yaptım. O limandan bağını kopardığım zaman şöyle müthiş bir şekilde düşüyor. Biz de üzerine bindiğimiz zaman sıkıntısız ve hafif olduğu için gerçekten çok hızlı bir şekilde seyahat edebileceğimiz. Hatta öyle ki yönlendirmekte zorluk yaşıyorum kendisine. Yavrum yönlen, yönlen. Yönlen, bu zorluğu bana yaşatma. Evet, dönme konusunda biraz fazla cemal olmuş. Şöyle bir aracımız var. Bakalım şimdi aracımıza. Şurada 4 benzin var. Burada 4 benzin var. Şuraya doğru bir ateşleyip, Allah ateşleyemedim. Şuraya doğru bir ateşleyip gideyim. Peki. Şimdi bir geri doğru döneyim. 4 benzinle 4 benzin demiştik, değil mi? Belki de çok hızlı gidiyorum. Biraz aracı yavaşlatsam biraz daha iyi kontrol edecek. 3 benzinde 3 benzin. Hiç fena değil. Yani şimdi nesi fena değil? 4 benzinim vardı. Anında birer tane harcanmış diyeceksiniz. Öncekinin 5'te 1'i kadar falan harcıyor. Önceki biliyorsunuz su gibi içiyordu benzini. Şimdi şuraya bir daha geri gelelim. Onu böyle bağlaması sebebim de suyun ortasında bırakırken hani dedim bug olur, bir şey olur, uçar gider kaçar. Bir yere bağlı bırakmak istedim. Çünkü iki tane birden roketimi kaybetmek istemiyorum. Şu gemi de kıyıya çok yakındı ya. Devamlı kıyıda patis silahıyla ateş eden robotlardan çıkıyor. Ve o robotlardan çıktığı zaman da şöyle bir düşünürsek bu tarafını bağlamam lazım geminin. O robotlardan çıktığı zamansa şuralarda bir yerde spawn olup ya da şu kayalara takılıp ateş etmeye başlıyor. Şuraya doğru. Çünkü ben orada ortada duruyorum. Çiftliğimi savunmak için. Ve devamlı şu gemiyi vuruyor. O yüzden kenara koymaya karar verdim. Herhalde buraya kadar gelip de buradan kimse ateş etmez diye düşünüyorum. Dur çocuğum. Çocuğum sakin, 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 sakin. Ha. Gemi ışıklarını açıp böyle bıraktım o yüzden orada. Artık kendisi bir yüzen fener vazifesi görüyor. Gördüğünüz gibi üzerinde benzin deposu var ama başka da bir şey yok. Bir de düğme varmış yani şunu da alayım. Evet, ışıkları kalsın üzerinde. Çiftliğimizde bir gelişme yok. Daha sonra oraya belki inek koyarız bir tane yakalayıp demiştim size. Dediğim gibi bir sürü şey ektim, biçtim. Bir bakalım onlar nelermiş. Şuradan hep birlikte bir görelim onların neler olduğunu. Bunu ben attım galiba. Yeterince iyi bir yere atmamışım. Şöyle atayım onu. Gerçi yine yeterince iyi bir yere düşmedi. Niye onu buradan aşağı atamadım? Onu aşağı atmak istiyorum ya. Attım galiba. Onu hiç atamadım şu anda. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lanetli patates. Atamıyor. Ha, attım. Tamam. Lanetli patatesten kurtuldum. Şimdi öncelikle şunların kenarına bir tane duvar çektim. Buranın üstünü arayacağız hep birlikte. Buranın üst parçalarını bulup geri getireceğiz. Şunlardan bol bol yetiştirdim. Gördüğünüz gibi bir sürü yemek yaptım. Yemeklerin bir kısmını da yanıma aldım. Şu patatesleri de yetiştirdim. Patateslerin de bir kısmını yanıma alayım. Savunma amaçlı. Şu robot kafamızı şuraya koyayım. Zaten zilyon tane robot kafası oldu elimizde. Artık onları bir ara müzik yapacağız falan diyordum. Artık orkestra olsak beste yaparız yani onlarla. Düğmeyi şöyle bırakalım. Açtığımız yemeğimiz, her şeyimiz bitiyor. Onları bir mideye indirelim. Bıraktığımız arabamızla etrafta bir keşif yapalım. Aha, şuraya da biraz duvar parçası eklemişim.
Bol bol tarım yapmışım. Başka bir şey yapmamışım. O zaman aman. Aman. Bak yine unutuyordum az kalsın. Çocuğum. Gayet güzel. Şurada borular, pompa, içine bir şey doldurulacak yer, düğme. Ne yapıyorsun? Bunları aldıktan sonra yakınlarda bir tane yer hatırlıyorum. Hayal meyal hatırlıyorum. İnşallah bulacağız bakalım, tutturabileceğiz orayı. Bu aracın üstünde de yatak yok gerçi. O beni çok geriyor. Bu aracın üstünde yatak olmaması. Çünkü yatak olmadığı için ölürsek bu araçtan doğmayabiliriz. Neyse, ölmeyiz herhalde diye düşünüyorum. Dur bakalım. Aracımız hala yere bağlıymış. Ne kadar güzel. Hemen şöyle bir aracımıza binelim. Batmobile. Birlikte Batmobile'le uzaklaşalım. Ah, o yerdeki tahtaya çarparsam kötü olabilir diyecektim. Neyse, kurtardık. Şimdi kardeşlerim, küçük yerleşimler bulduğumuz zaman çatıları var mı diye kontrol edeceğiz onların çatılarını çalmak için. Ben galiba bunların çatılarını çalmıştım. Bakayım, yok, çalmadığım çatı var burada. Evet, şimdi bu ve bunun gibi çatı varsa eğer onları bir araklayacağım. Ha yok, bak bunları çalmışım işte mesela. Bak, hiçbirinin çatısı yok. Çok bariz bir şekilde ben bunları indirgandı yapmışım. Burada da başka yok. Orada zaten bina yok. Bina dağılmış. Dur çocuğum. Çocuğum dur çocuğum. Araba dur, kontrolden çıkma. Belki de motorunu biraz kısabilirim bu arabanın ya. Aşırı hızlı gitmesi için, hemen hızlanması için böyle yaptım ama bu sefer de kontrol edemiyorum arabayı. Şimdi benim gideceğim yer... Seni dağıtırım. Tamam mı? Bana öyle artistik yaparsan... Seni bitiririm. Ha, ben yakınlardaki çatıları sağ komamışım ki zaten. Tamam, yani buralarda da yok. Evet, buraları da pas geçtik. Şimdi ilk sola doğru yol ayrımının olduğu, galiba bu tepeyi geçtiğimiz zaman ulaşacağımız yer. Sola doğru yol ayrımının olduğu yerden sola gideceğiz. Oradan bir nehir göreceğiz. Nehrin etrafından doğru küçük bir daire çizeceğiz. Dua et seni göğe uçurmadım. Acıdım sana. Acıdım da göğe uçurmadım dermişim. Acıdım da vurdum, öldürdüm işte o yüzden. Etrafta bir şey yok değil mi arabamıza saldıracak? Bak, arabayı yalnız bırakıyorum. Arkasından bir hile hurda çıkmasın. Oo, en sevdiğim çatı. Alırım. Alırım bir çatını. Önce bunu alalım. Sonra çatıyı. İnventörüm bir yerde dolacak tabii. Şimdi bu bizim diğer büyük araba gibi üzerinde aerodinamiği bozulmadan çok fazla çatı taşıyabileceğini zannetmiyorum bunun. Neyse, bu tuvaleti de oradan hemen alırdım ama teller meller şu anda inventörümde çok fazla yer yok maalesef. Evet, benden kaçmaz, anladım orada bir çatı olduğunu ben. Gayet güzel. Yandaki binadan da ne kadar bir şey aldık? İnventörümüzü ne kadar? 2, 4, 6, 7 tane almışız. Bu çok iyi sayılmaz. Ha, 3 tane de buradan çıktı galiba. Aşağıdakini de sayarsak 4 tane. Bir yerlerden bir sesler, bir şeyler duyuyorum sanki, vurma, çırpma. Evet, şimdi aradığımız yere gelmiş olabiliriz. Sola doğru bir yol istiyorum. Aman. Bunu yapmasaydın çok iyiydi. Bunu yapmasaydın 10 numara olacaktı gerçekten. Evet, sola doğru bir yol var. O zaman oradan dönelim. Döndük mü döndük. Bizim arabamızda da biraz sıkıntı oluyor sanki. Çünkü zıplaya hoplaya, bak şimdi ya. Kontrolünü kaybediyorum. Sola gidiyor, sağa çekiyor. Sağa basıyorum, fazla sağa gidiyor bu sefer. Evet. Bahsettiğimiz göl de orada. Göl de var, gayet güzel. Bütün gölün solundan dolaşmıştım galiba ben o kimyasala ulaşırken. O yüzden bu sefer gölün sağından dolaşayım. Bütün solundan dolaşıp şuraya kadar gelmek biraz saçma değil mi, bile bile? Göz göre göre. Ulaşmak istediğimiz yer zaten burası.
Bizim araba için de mükemmel oldu ha, böyle toprak yollar falan. Zaten düz yolda gidemiyor. Aa, orada bir bina varmış. Bunu bilmiyordum bak. Aman aman aman, toparla kendini, toparlayamıyorsun ama. Canım şu tekerlekleri yukarı kaldır o zaman. Tekerlekler resmen gitmemize engel oldu. Otlara falan çağır. Ha işte burası. Gölün etrafını ulaştığımız zaman buraya gelecektik. Buraya gel, işte bu kadar ya. Buraya geldiğimiz zaman da kimyasal atıkların olduğu yere ulaştık. Şöyle bir geldim, durdum. Ne olur ne olmaz diye Batman arabamızı şöyle aldım ve yukarı kaldırmam lazım da altındaki şeyi göremiyorum arkadaş. Allah! Namussuz ya. En olmadık anda bizi gafil avlayıp saldırıyor. Şimdi şurada kimyasal var. Gayet güzel. Kimyasalımız hazır. Bunları koyabilecek bir yer koymadık. Üzerine bunları koyardık. Neyse, o zaman şundan faydalansak. Şunu böyle yere koysam ben. Vallahi bunu yere bir şekilde koydum en azından. Ondan sonra şuraya konteyneri koyayım. Chemical konteyneri olmadı. Chemical konteyneri şöyle çevirip şöyle denk getirelim. Ucuna bir tane boru ekleyelim. Mükemmel. Ucuna bir tane de şuna ekleyelim. Aşağı doğru. Şimdi ucuna bunu ekletecek mi acaba bize? Ucuna şunu eklesen nasıl olur? Mükemmel olmaz mı? Ama sen bunun altına eklemen lazım onu. Sen bunu yapmıyorsun. Şöyle ekler misin? Allah, biraz kendimizi orada yakarak eklemeyi başardık. Şuraya da butonu koysak, butonu da buna bağlasak, bunu buna bağlamamıza gerek yok zaten. Vallahi çalışıyor. Kardeşlerim, kimyasal sorunumuzu böylece çözmüş bulunuyoruz. Taşımız oldukça çimento yapabilir. Gayet sağlam yapılar elde edebiliriz. Hazır buraya kadar gelmişiz. Arabayı da şöyle yukarı kaldırmışız. Etrafta bir dolanalım. Gerçi bu dediğim gibi yatak respawn, bizim arabamız değilken respawn point. Biraz tehlikeli böyle şeyler yapmak ama. Bir patates fırlatan çıkar. Fıtık fıtık kafamızdan iki kere vurur bizi. Tamam. Elveda dünya. Ama böyle bir sorunla karşılaşmayacağız gibi galiba. Vallahi böyle bir sorunla karşılaştım. Gece olmuşken dönüş yolundayız. Dönüş yolunda kara şimşek kitimizle emin adımlarla ilerlerken parça pinçi gelecek. Belki başka bir istasyonlar, bir yerler. Aa, şurada bir tane maden varmış. Aa, ikinci bir maden varmış. Maden kazmak için ben buraya geleyim. Benim evimin yakınlarındaki madenlerin hepsini cörtletmişim çünkü ben. Hemen şuradan titriye titriye seni oraya bırakıyorum. Ondan sonra da yukarı gönderiyorum. Kendim de yanına geliyorum senin. Radyo falan mı açık? Vallahi radyo açık. Bundan telif yiyormuşum, ne gülerim. Peki. Şuraya değil, buraya. Bu sıvılar burada gibi bir şey mi olmuş? Sıvılar burada gibi bir şey olmuş. Evet, oraya bunları koyalım. Sıvı almak için kullandığımız kit de burada, onun yanında kalsın o zaman. Evet, şu anda benim asıl yapmak için yola çıktığım, ama çocuğum böyle yaparsan seninle bozuşuruz. Malzemeler burada. Hemen gelip o malzemeleri, doğru mu bu dizilim? Bu dizilim doğru mu canım? Yo, siz arada ek yerini hiç belli etmeyecek vaziyette duruyorsunuz. Demek ki şu anda bu ters duruyor. Evet, şu anda doğru duruyor. Şimdi oldu. Dört tanesini galiba koyduğumuz zaman oraya kadar geliyordu tam. Evet, şu ışıkları bilerek almamıştım. Son ana kadar almayayım da. Ama gerçi çatı malzemem galiba yine de yetmedi. O ışıkları koyacağım yere kadar çatı koyamayacağım gibi görünüyor. Yoksa ışık kurtuldu mu? Vallahi kurtardı. Işığı kurtardı abi. Şöyle bir gelelim. Aynı hizada oldu mu? Olmadı. Birazcık yanda olmuş. Şöyle yapmam lazımmış.
Evet, şimdi aynı hizada oldu. Onu boyayacağımız ekipmanımızı da elimize alır. Onu beyaza boyar. Parlaklığını 20'ye arttırır ve onu şuraya bağlarsak her şey müthiş olacak. Evet. Şimdi gelelim bunlara o zaman. Bir tane de şöyle bırakmamız lazım. Onun karşısına, bunun yanına, hizasına. Onun hizasında ama bununla aynı şey de olmadı. Şimdi oldu galiba. Evet, olmuş. Zaten hali hazırda lambam var. O lambanın birinde böyle koyalım. Diğerinde aynı hizada koyamayacağım. Çünkü evet, şu anda yeterli çatımız yok. Eğer yeterli çatımız yoksa şurada boş olan bir çatı yok mu? Bilmiyorum hangisi boşta. Şimdi çok riskli olacak, onu öyle sökmem. Hatta madem öyle, bak şunu yapayım. Şunu sökeyim. Böyle. Çocuğum, senin yanında dursa olmuyor mu? Ha, oluyor bak. İşte böyle. Uydunuz mu birbirinize? Uymaz mı? Mükemmel oldu hem de. Mükemmel uydunuz. Şununla aynı hizadan şuradan götürüp şöyle bıraktım. Mis mis. Cillop. Bu ışıktan bir tane daha lazım. Buraya bu ışıktan koyulacak. Şimdi aynı şekilde bütün operasyonu bunlarla gerçekleştirelim. Burayı gündüz gibi aydınlatmamız lazım, yani olmaz. Şu ışıkların hepsini buna bağlayalım. Başka bağlı olmayan en sondaki. Mükemmel. Evet kardeşlerim, ilk defa Warehouse Raid'i, depo baskını yaptığımız yeri hatırlıyorsunuzdur. İşte o depoya giden yoldayız. Şunları hep almak istemişimdir. Ağırlıkları çok fazla ama yüzme değerleri çok yüksek. Var ya, gemi yaparken falan aslında bunlar da kullanılabilir. Ama buraya gelmemin asıl sebebi bu değil. Buraya gelmemin sebebi cillop gibi sapasağlam çatılar görmüş olmam. Bunlar hep hırsızlık, biliyorsunuz. Bu binalar biz malzemelerini alalım diye burada. Bunları boş boşuna burada böyle boş bekletmeyelim. Şunu da alayım hatta, güzel gibi görünüyor. Belki bir yerde faydalanırım ondan. Şu anda artık boş yerim olduğu için bu metalleri falan izninizle hepsini alıyorum. Şu air condition almayacağım. Ondan yeterince aldım. Şunları üçgen olarak bir yere koysam bunları kullanabilir miyim acaba ya? Çok merak ettim. Bak şöyle. Ha bak. Böyle yapıyor ama böyle demesine koymuyor. Kullanamam gibi geliyor bana. Arkadaşım, ineklere böyle yaptığınız zaman çok sinirleniyorum yani. İneği birden bıçaklasanız, bir şey yapsanız tamam da, hayvanı sürükleye sürükleye götürüyorsunuz ya, o zaman ben üzülüyorum yani. Üzüldüğüm zaman sinirleniyorum. Sinirlendiğim zaman silahımı çekip size patates atıyorum. Yani böyle bir döngüye giriyoruz işte. Şimdi senin klimanı da alırım çünkü bu metalin önünü kapatıyor. Tellerini de alırım. Aynı zamanda en önemli olan mal varlığını, yani çatını da alırım. Şunu da cebe indirelim. Hanginizi soymuştuk? Galiba burayı soymadık. Tabii ki soymamışız. Sadece görüntü için bize lazım bunlar. Çünkü dayanıklı bir şey değil zaten ama olsun. Gerçi çatılar sanki dünyanın en dayanıklı malzemesi de. Materyalden kısıntı yapabilmek, ucuza kaçabilmek için resmen çatıyı bunlardan yapıyorum. Tahtamız yok, tahtamız yok diye ağlarken bu arada bunlar da tabi aslında hep tahta yani. Bunları şöyle almak o kadar mantıklı ki. Scrap metal yanılmıyorsam bunlar. Şey, scrap wood, pardon. Evet, scrap wood'muş. Yani kalitesi biraz düşük ama normal wood'a çok hızlı çevirebiliyoruz ve tutup da bir yerlerde uğraşıp bilmem kaç kere ağaç kesmekten bilmem neden çok daha hızlı. Bir seferde gördüğünüz gibi şöyle
Cillop gibi buğdalabiliyorum. Hele de şurayı bir düşünün yani. Bir seferde 80 tane falan almış oldum. Ağaç kesmekten bile kat be kat hızlı ki inventörümüz doldu işte. Benim de görmek istediğim şey budur. Hızlıca inventörümün dolması. Maceramın böylece sonlanarak mutlu bir şekilde eve dönmem. Zaten eve çok yakınız. Gördüğünüz gibi hemen şurası bizim atölye. Çatımızın son eksik parçalarını koyalım. Gerçi çatının bizim bulunduğumuz kısmı öyle de arabalar için diye ayırdığımız kısmı hala birçok malzemesi eksik. Yani çatısı eksik, bir şeyleri eksik, duvarları eksik. Onlarla alakalı da çalışmalar yapmamız gerekecek. Araba ne kadar benzin harcadı bu arada? Yani çok fazla harcamamış, az da harcamamış. Şu arada şekil olarak tuttuğum şu kısmı bir alsam, tabii inventory full, böyle bir şey yapamıyorum. O kısmı ben bir alayım. Oraya onu aldıktan sonra, ah be güzelim, ne kasılıyorsun cidden ya. Neden yine böyle olduk biz? Sen baya baya buranın ortasına falan koyulabiliyordun. Paşam sen ne yaptın ya? Tek başına kaldığın zaman yaylana yaylana etraf bütün her yer benim yayla gibi diye. Buraya kadar geldin mi? Çek bakayım bizi yukarı. Evet, şimdi daha iyi oldu. Demin sağa sola yamuluyordu. Şimdi bütün pistonlar aynı anda çekti sanki bizi. Allah, kafam eziliyor daha. Vallahi ezilerek can verecektim orada. Şimdi blokları bir şöyle bırakalım. Tellerimiz şurada kullanılacağı için böyle bırakalım. Yani scrap wood yok mu elimde? Tabii ki var. Scrap wood kullanıyorum ama şuradan bu da çevirdiğim sonsuza kadar çevirebildiğin kadar çevirsen diyeyim, bir başlangıç vereyim öyle. Ondan sonra şunları yine buradan çekerek çatı malzemelerimizi alalım. Çatılarımızı hızlıca yerlerine koyarak, tabii ki ters koydum hemen. Ama bundan sonrakiler hep düz gelir. Zaten böylece şurayı da sonlandırmış oluyoruz. Yanda ne kaldı? Yanda bir kare kaldı. Bir kare kaldıysa o bir kareyi şöyle kapatalım. Güzel. Böylece bu binamızın çatısını yapmış olduk. Şimdi tabii haliyle yan taraf kaldı. Yani orayı yapmak için tabii yine bu malzeme yetmeyecek ama ben onu artık bilahare gördük hep birlikte ne yapacağımızı. Kendim tamamlayıp gayet güzel bir şekilde aynı yan taraf gibi yaparım. Şimdi elimizde olduğu kadarını oraya koyalım. Daha sonra diğer kısımlarını da koyarız. Şu malzemeyi de ben buradan alayım. Çocuğum ben nasıl sıkıştım ya? Arabalar geçmesin diye koydum oraya. Kendim geçemedim. Bunları ben bir seviye defans olarak kullanayım şuraya. Ya robotlar bu yakın zamanda bir şey oldu ya. Nazar değdi. Önceden bu robotlar gelirdi. Hiçbir şey dokunmaz bana ait olan yapılara. Kendi hallerinde. Ben oradaysam bana saldırmaya, değilsem hiçbir şey yapmamaya çalışırlardı. Bu yakın zamanda bir hallendiler. Burayı kırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan böyle. Birilerinden bir tüy aldılar galiba ne yapmaları gerektiğine dair. Acaba çaktırmadan bir güncelleme falan mı geldi oyuna? Gizliden. Bak daha sonra kullanırım bunları. Şimdi burada durdular. Klima. Mesela her daim her yerin kliması var. Buranın neden kliması yok değil mi? Bir klima da buranın olsun. Ama buraya her maymunluk yaptığımızda bir şeyi kontrol etmemiz lazım. Bak mesela yaptığımız maymunluk hiç hoş olmadı. Çünkü buna takılıyor. Biz klimayı buraya koymayalım yine. Şuraya taze diye bir yazı koydum ya. Taze diye yazıyı koyduğumda da mesela bir şeyi fark etmedim. Şurada yürüyen sulama cihazı ona takılıyormuş. Yazıyı koydum, cihaz çalışmıyor. Allah Allah diyorum ben de, bu cihaz niye çalışmıyor? Meğer oraya yazı koyduk diye çalışmıyormuş. Buradan her şeyi aldık. Madem öyle, bir tane klima kalsın burada. Al. Bir tane de klima olsun burada. Sen de bol bol yemek var teslim edebileceğimiz. Aa bak burada da scrap metaller olmuş. Scrap metalleri de götürüp metale dönüştürebiliriz. Şuraya gelelim, bırakalım. Yok ya vallahi ben bu düzeneği çok sevdim. Hiç uğraşmıyorsunuz. Oradan geliyor, buraya çıkıyor. Aa bak önceden böyle işler yapmışız mesela.
Onlar da gelmiş buraya çıkmış. Onları da hemen şöyle bırakalım. Gayet güzel. Bu yağlar biraz fazla olmuş. Ben bunu kullanana kadar bayağı vakit geçecek. Heh, şöyle olsun. Sonuç olarak burada bizim çantamız var yani. Çantamızın içine bir şeyler koyabiliriz. Orası zaten sadece hızlı bir şekilde yapmak için. Böyle aksiyonları. Şunu da nereye bırakalım? Şurada çiftçilik mifçilik işleri yaparken ben şöyle bir bana gölge yapsın. İlk kapıdan o çıktığımız anda gölge ama sakın girme diye karşılıyoruz orada insanları. Do not enter diye. Evet, şu an için her şey iyi gibi görünüyor. Kardeşlerim çatıyı bitirdik. Yan tarafı tamamlayacağız. Şu duvarlardaki metalleri yapacağız ama bunun için gerekli malzemeleri bulduk gibi zaten. Şu işlem bittiği zaman ben buraya bir şey daha ekleyebiliyor muyum acaba? Yani şöyle yapabiliyor muyum mesela? Metal yap, scrap metalle kullanacağım bunu. Bunu da sonsuz tane diye. Ha, ama bu bitince diğerine başlayacak. Tamam. Doğru. Onu biraz daha yapsın. Bu bittiği zaman diğerine bitsin. O bittiği zaman da bundan da şu malzemeyle bunu yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 5 tanesiyle 10 tane oluyor. Onunla da duvarlarımızı falan çeviriyoruz. Böylece üstü tamamen tamamlarız. Dediğim gibi bir dahaki videomuzda artık hep birlikte biz şu büyük aracı büyük miktarda sebze yetiştirdiğimiz zaman şurada o sebzeleri götürmemizi sağlayacak olan bir araca dönüştürelim. O sırada ben biraz daha farm yaparsam eğer otomatik savunma mekanizması hani tarlayı ben yokken kendi kendine savunabilecek bir şey yapmakla alakalı bazı denemeler yapalım. Fikirler üretmeye çalışalım. Bakalım neler yapabileceğiz. Bunlar da gelecek videolara kalsın. Bir aydınlatma daha yapma fırsatı buldum. Hemen kullanmak istiyorum onu. Ama nereye kullansam? Şimdi onu bilemedim. Bir yere kullansam da onu. Şöyle geleyim ben. Bak onu buraya bırakayım ben. Çok alakasız görünecek ama şöyle bir dursun orada. Devamlı da yansın. Böylece bizim üssümüze geldiğimiz zaman ya bu arabaların kumandası neredeydi? Nereden aşağı iniyorduk bunları diye sormayız kendimize. Oradan doğru onu görürüz. Kardeşlerim umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğen, yorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.